Şu ana kadar hikayeyi sahnelere ve kareleri ayırdık. Karakterleri sahnede nasıl konumlandırmamız gerektiğini inceledik ve farklı çekimler ve kadrajlar elde edebilmek için kamerayı nasıl kullanmamız gerektiğini gördük. Kameramız şu ana kadar hep sabit durumdaydı. Yani sahne boyunca tek bir konumda durup tek bir yönü çekiyordu. Buna statik çekim deniyor. Statik çekimlerle basit ve doğrudan bir kadraj elde edersiniz. Çok fazla dikkat çekici değiller. Tabi her zaman kamerayı sabit tutmak zorunda değiliz. Kamerayı istediğimiz gibi hareket ettirerek dinamik çekimler de elde edebiliriz. Dinamik çekim çekimlerle hız algısı veya odak değişimi gibi çeşitli efektler elde edebiliriz. Dinamik çekimlerin pek çok farklı çeşidi var. Mesela pan gibi. Pan yaparken kamera sahne ile ilgili daha fazla bilgi verebilmek için yatay veya dikey eksende hareket eder. Dolly de denen kaydırmalı çekimde kamera yere paralel olarak sanki rayların üzerindeymiş gibi hareket eder. Zoom çekiminde kadrajdaki aksiyona yaklaşma ya da ondan uzaklaşma söz konusudur. Takip çekiminde ise kamera hareket halinde olan süjeyi takip eder. Bunlar kamerayı hareket ettirmemiz gereken sahnelerde kullanılır. Örneğin kadrajdaki hareketi takip etmek için ya da seyirciye belirli bir duygu aktarabilmek için bunları kullanabilirsiniz. Bir odanın içinde duran, başından geçen önemli bir konu hakkında konuşan bir karakteriniz varsa ve karakteriniz konuşurken kamerayla ona gitgide yaklaşırsanız seyirciye karaktere daha yaklaştıkları ve onu daha dikkatli dinledikleri hissini verebilirsiniz. Seyirci böyle hissedecektir. Mesela yukarı bakta kuşla ilk tanıştığımız sahnede kamera çok yavaş yavaş oynatılır ve epey yavaş yürümekte olan Carl'ın hareketlerini takip eder. Bu sayede seyirci bu maceranın çok ama çok yavaş ilerlediği fikrine kapılır. Sahnenin devamında Russell'ın artık tuvaletini tutamayacağı için kendini yere bıraktığı noktada, kamerada ikilinin macerası gibi aniden durup kalır. Kamerayı hareket ettirmemizin amaçlarından biri seyirciye almaları gereken mesajı almaları gerektiği anda verebilmektir. Bob ve Frozon arabada oturmuş polis telsizini dinlerken kamera o arabadan onları izleyen Miraj'ın arabasına doğru çekilir ki böylece sahnede sahnenin başında orada olduğunu bilmediğimiz üçüncü bir kişi olduğunu anlarız. Bu onları izleyen Miraj'ın bakış açısıdır. Kameranın zaman zaman tıpkı bir tripota sabitlenmiş gibi hareketsiz durmasını istersiniz ama zaman zaman da kamerayı elde taşımanız gerekir. Sevimli Canavarlar'da CDA'nın yani Çocuk Algılama Ajansı'nın canavarlardan birinin üzerine yapışan bir çocuk çorabının yanlışlıkla canavar dünyasına girmesi sebebiyle kata üşüştüğü bir sekans vardı. CDA'nın sahneye girişini elde taşınan bir kamerayla çekmeyi tercih etmiştik. Bu sahnedeki tüm kameraları da aynı şekilde kullandık. Çalkantılı ve doğal bir his yaratmak istedik. Bu sahneyi o gün orada bulunan ama böyle bir olayla karşılaşmayı beklemeyen bir grubun çorapla karşı Panikleyip anlık hareketler yaptıkları bir belgesel çekimine benzetmeye çalıştık. Bu sayede tripodtaki bir kameranın e, elde edeceği statik görüntüden çok daha hareketli ve heyecanlı bir sahne ortaya çıkmış oldu. Bunu yapmayı amaçlıyorduk. Bu yüzden kamerayı hareket ettirdik. Seyirciyi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamalısınız. Çünkü burada sadece bir çekim yapmıyorsunuz. Aynı zamanda sahnedeki kişinin ne hissettiğini seyirciye aktarmaya çalışıyorsunuz ve o an biter bitmez sahneyi yeniden karakterinizin bulunduğu yere odaklamalısınız. Kamerayı sürekli hareket ettirmek eğlencelidir ama dikkatinizi dağıtabilir. Kamera hareketleri müthiş enerjili ve her şeyin birdenbire dramatikleştiği sahneler yaratabilir ama seyirciyi kaybetme riski de vardır ve biz hiçbir zaman bunun olmasını istemeyiz. Arkadaşlarımın da söylediği gibi hareketli kamera kullanımının pek çok farklı yolu var. Statik bir çekimin aksine dinamik bir kamera dikkati kendisine çekebilir. O yüzden bu çekimleri kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca hareket eden bir kameranın kötü bir hikayeyi düzeltemeyeceğini de bilmelisiniz. Artık sıradaki alıştırma için hazırsınız.